Sevgili izleyiciler, Bir Cuma Selam programına da hoş geldiniz. Sizleri en içten saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mübarek cumanızı tebrik ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bu hafta hepimizin bildiği gibi Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü. İşte biz de bu vesileyle Çanakkale Savaşı'nı programımızın akışı içerisinde bütün ayrıntılarıyla konuşmak istiyoruz. Yine çok değerli konuklarımızla huzurlarınızdayız. Sayın Profesör Doktor Ramazan Ayvalı Hocam bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Allah iyilik, güzellik versin. Kıymetli izleyiciler, zaman zaman bu ekranlardan gördüğünüz tarihçi, eğitimci, yazar kardeşimiz Şeref Yumurtacı Bey de bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Biz de iyiyiz. Allah iyilik, güzellik ver, versin diyelim. Kıymetli izleyiciler, yani dünya harpleri diyoruz. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Tabii bizim bugünkü ele alacağımız konu biraz da Birinci Dünya Savaşı'nın kapsamıyla alakalı olacak. Ancak Birinci Dünya Savaşı'na damgasını vuran en önemli savaş bizim açımızdan Çanakkale Zaferi, Çanakkale Savaşı. İşte bu yüzden Çanakkale Savaşı'nın öncesini ve sonrasını da konuşmak istiyoruz tabii ki. Onun için ben hemen sevgili hocamıza, Sayın Profesör Doktor Ramazan Ayvalı hocama, halifeliğin o dönemlerdeki otoritesi nasıldı diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü bununla çözülen bazı olaylar var. Neler söylemek istersiniz Sayın Hocam? Osmanlı halifesi son dönemlerde 1914'lü yıllarda dünya kamuoyunda, Müslüman kamuoyunda gerçekten güçlü bir otoriteye sahip miydi? Sencer Bey, bildiğimiz gibi halife Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirilmesinde evet, peygambere vekil olan zat demektir. Halifelik Osmanlı Devleti'ne Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden sonra 1517 yılında geçti. Yavuz Sultan Selim Han hem 9. Osmanlı Sultanı hem de 74. İslam halifesidir. Evet. Ondan evvel gelen 8 Osmanlı Sultanı sadece sultan idiler. Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren Osmanlı hem, padişahları hem Osmanlı Sultanı hem de Halife-i Müslümin oldular. Evet. Şimdi o dönemi ele aldığımızda iki zatı birden ele almamız gerekir. Birisi Mehmet Reşat Han, birisi de Sultan Vahideddin Han. Tabii en son Osmanlı Halifeliğine getirilen Abdülmecid Efendi, anladığımız manada şartlara uygun halife olarak kabul edilmiyor. Evet. Bakın, 1890 senesinde İngilizlerin yardımıyla kurulan ve padişah aleyhdarı Türk, Rum, Ermeni, Arnavut ve Yahudilerle Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleri tarafından desteklenen İttihat ve Terakki Cemiyeti 1909 yılında Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirdi. Ve yerine kukla bir vaziyette Mehmet Reşat Han'ı geçirdi. Osmanlı padişahlarının 35.'si ve İslam halifelerinin de 100.'sü olan Sultan Mehmet Reşat, çocukluğundan itibaren hususi çok iyi bir tahsil ve terbiye ile büyümüş. Yüksek din ve fen bilgilerini okumuş. Arapça ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Uzun şehzadelik devrinin çoğunu okumakla geçirmiştir. Bu dönemde devlet idaresine tamamen hakim olan iddiatçılar istedikleri kabineyi iş başına getiriyorlar. İstemediklerini ise baskı ve tehditle görevden uzaklaştırıyorlardı. Sultan Abdülhamit taraftarı diyerek pek çok kişiyi idam ettirdiler. Herkes ölüm ve hapis korkusu içine düştü. Memlekette can, mal, namus emniyeti kalmadı. Devlet düşmanlığı, küfür ve dinden dönme moda oldu. Her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar türedi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk'ta isyan hareketleri başladı.
Arnavutluk bölgesi mebusları hükümete müracaat ederek şiddet hareketlerine başvurulmadan bölgeye bir nasihat heyeti gönderilsin diye talepte bulundular. Ancak şiddet taraftarına İttihat ve Terakki mensupları Mahmut Şevket Paşa komutasında büyük bir orduyu Arnavutluk'a gönderdiler. Evet. Ve orada çok kan döküldü. Buna rağmen önleyemediler. Fakat biraz sonra bahsedeceğiz. Sultan Reşat Kosova'ya gitti. 100.000 Arnavut'la cuma namazı kıldı. Ve bütün Arnavutlar her taraftan yollara düştüler. Halife-i Müslim'ini göreceğiz diye. Hilafetin gücüne bakın efendim. Büyük bir ordunun önleyemediği kargaşayı Halife Sultan Reşad'ın kıldığı bir cuma namazı halletmiştir, bitirmiştir hadiseyi. Evet. Mehmet Reşat Han, tabii memleketin içinde bulunduğu durumun ızdırabı içerisinde 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Cenazesi kendisi tarafından hazırlanmış olan Eyüp'teki türbesine defnedildi. Halim, selim ve merhametli bir şahsiyet idi. Terbiye ve nezaketi her türlü ölçünün üstünde tutardı. Manyetine karşı çok şefkatli davranırdı. Biri rahatsızlansa iyileşinceye kadar defalarca hatırını sorardı. Hafızası çok kuvvetliydi. Dini vecibelerini geciktirmeden yapar. Boş zamanlarında bolca kitap okurdu. Meşrutiyet anayasası çerçevesinde devlet idare etmek istedi. Ancak İttihatçıların Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyet ve icraatlarının önüne geçecek kudrette değildi. Hükümeti ele geçiren İttihatçıların çoğu, hatta Din İşleri Başkanı olan Şeyhülislam Musa Kazım dahi masondu. İttihatçıların çoğu mason olmuştu. Din işlerini idare eden Şeyhülislam dahi mason yapılmıştı. Bu sebeple Sultan Reşat Han'ın saltanat devri İttihatçıların keyfi ve mesuliyetsiz icraatları neticesinde büyük hadiselerle geçti. Burada netice olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, toparlayacak olursa hocam. 3 kıta 7 denize hakim olan Osmanlı Devleti, dünya çapında faaliyet gösteren yıkıcı ve bölücü teşkilatların planlı sinsi çalışmaları sonucu yok olma noktasına getirildi. Şimdi bakın. 4 Temmuz 1918'de abi Sultan Reşad'ın vefat ettiği gün padişah ve halife olan son Osmanlı padişahı İslam halifesi olan Sultan Vahideddin Sultan 1. Abdülmecid Han'ın oğullarının en küçüğüdür. Tarihçi Şeref kardeşimiz tabii bunları bizden daha iyi bilir. 2 Şubat 1861 tarihinde doğdu. Çok küçükken anne ve babasını kaybetti. Abi 2. Abdülhamit Han tarafından büyütülüp himaye edildi. Çok zeki olup fıkıh bilgilerinde çok ileriydi. Saltanata geçtiğinde ordu ve donanmaya bir hattı hümayun göndererek başkomutanlığı üzerine aldığını bildirdi. Enver Paşa'nın başkomandan vekili ünvanını başkomandanlık kurmay başkanı şekline çevirdi. Hani ne kızı vereceksin? Edirne'yi küstüreceksin demişler değil mi efendim? Evet. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imza edilerek Birinci Dünya Harbi mağlubiyetimizle bitti. Mütarekeye imza koyan delegeler 10 Kasım 1918'de saraya arz-ı tazim için geldiklerinde padişah bunları kabul etmedi. Defolsun gitsinler dedi. Bu mütarekeyi imzalayanları ben kabul etmem dedi. Mütarekeden hemen sonra Osmanlıları Birinci Dünya Savaşı'na sokan Talat, Enver ve Cemal Paşalar 3 Kasım'da yurt dışına kaçtılar. Şimdi 15 Temmuz'da Türkiye'ye hainlik yapmak isteyenler de başları sıkışınca kaçmadılar mı efendim? Aynen öyle sevgili. Kimisi Amerika'ya, kimisi Almanya'ya. Bakın şu son zamanlarda. Kimisi Yunanistan'a. Evet. Biraz sonra konuşacağız inşallah. Avusturya'nın, Almanya'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin yaptıkları birer skandaldır efendim. Çok ya doğru. Bir ülkenin bakanlarına
konuşturmuyorlar. Seyahat özgürlüğü tanınıyor. Evet. Onlara mani oluyorlar. Salonlarda konuşma izni alındığı halde iptal ediyorlar. Efendim, kor diplomatik pasaport sahibi insanlara hususi muamele yapılması gerekir. Ben 77'den beri yeşil pasaport sahibiyim. Yeşil pasaport bile hususi pasaporttur. Onlara bile hususi muamele yapılıyor. Bunlar demokrasi filan diyorlar. Ağızlarında böyle sakız gibi çiğniyorlar. Demokrasiyle bunların hiç alakası yok efendim. Çok doğru. Skandaldır bu yapılanlar efendim. Tamamen kendilerini yolluyorlar evet. Değil mi? İttihatçı liderlerin baskısından kurtulan Sultan Vahidettin Han'ın elinde ancak düşmanlara teslim edilmiş bir milleti idare etmek kaldı. 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Bunların bilinmesi lazım efendim. O şartların iyi değerlendirilmesi lazım. Bakın Yunanlar İzmir'e, İtalyanlar Güneybatı, Fransızlar da Güney Anadolu'ya girdiler. Vahidettin Han 11 Mayıs 1920'de düşmanların hazırladıkları ve Anadolu'nun işgalini ihtiva eden Sevr Antlaşması'nı bütün baskılara rağmen imzalamadı. Osmanlı ordusu tamamen lağvedildi. Medine muhafızı Fahrettin Paşa, 12. Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa ve Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa gibi değerli kumandanlar Malta'ya sürüldüler. Bu Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası dilere destandır efendim. Yalnız padişahın şahsını korumak için 700 kişilik maiyeti seniye kıtası bırakıldı. Sultan bu taburu Sencer Bey Ayasofya etrafındaki sipere sokup camiye çan takmak veya müze yapmak isteyenlere ateş ediniz emrini verdi efendim. Evet. Ayasofya camiine çan takmaya kalkan olursa vurun öldürün dedi. Evet efendim. Daha ötesi var mı bunun? İstanbul'un Müslümanların eline geçtiğine dair en büyük kanıttır Ayasofya. Tabii. Ve kılıç padişah da onu savunuyor doğal olarak. Tabii, yani. Fethedilen bir ülkede sembol olmak üzere bir tek kilise camiye çevrilir. En büyük kilise camiye çevrilir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren müze yapılıncaya kadar cami olarak kalmıştır. Vahidettin Han İstanbul'daki işgal kumandanlarını oyalamak ve Anadolu'daki mücadeleyi gözden uzak tutmak için türlü siyasi gayretler içerisine girdi. Burada çok büyük gayretleri oldu. Fakat İngilizlerden Türk birliğini parçalama için padişah aleyhine çalışmaktan geri kalmadılar ve aleyhine kampanya başlattılar. Yegane gayeleri padişah milletin gözünden düşürmekti. Nitekim bunda ısrar eden İstanbul'daki İngiliz işgal kuvvetleri 17 Kasım 1922 Cuma günü halifeyi baskı ve silah zoruyla Dolmabahçe Sarayı'ndan motora alarak Malaya harp gemisine bıraktı. Bu gemi son Osmanlı padişahı İslam halifesini İngilizlerin Türk aydınlarını sürdükleri Malta Adası'na götürdü. Cebren götürdü efendim. Yani İngiliz gemisine bindi kaçtı derler. Yalandır efendim. Öyle bir şey yok, kaçma falan yok hemen. Zorla cebren gönderdiler. Vahidettin Han acı ve sıkıntı içinde geçen bir sürgün hayatından sonra 16 Mayıs 1926'da İtalya'da vefat etti. Ama maalesef Türkiye cenazesi de sokulmadı. Bakkala, kasaba, manava olan borçlarından dolayı 15-20 gün kadar da naaşı rehin tutuldu. Sonra Suriyeliler ödediler de efendim Şam'a gömüldü. Eğer arada Sultan Reşat olmayıp da 2. Abdülhamit Han'dan sonra Sultan Vahidettin Han tahta çıksaydı çok akıllı ve çok kavrayışlı bir padişah olduğu için İttihat ve Terakki hükümetinin hatalarını önleyecek, felaketlerin önüne geçecek kudret, irade ve idare sahibiydi. Evet.
mala ve dünyaya düşkün değildi. Güzel ahlaklı ve eşi az görülebilecek kadar fazla namuslu olduğu vesikalarda göze çarpmaktadır. Bakın şunu da söyleyelim, onunla tamamlamaya çalışalım. Çok sevdiği vatanından koparken yanında şahsi ve pek cüz'i mal varlığından başka hiçbir şey götürmemiştir. Ayrılmasının üzerinden henüz 4 yıl geçmeden vefatında, demin dediğim gibi bir daha vurgulayayım, kasaba, bakkala ve fırına olan borçlarından dolayı 15 gün tabutunun kaldırılmamış olmasından da anlaşılmaktadır. Bir kaşıkçı elmasını kaçırsa götürseydi sülalesine, 7 sülalesine yeterdi efendim. Zaten bu kadar da namuslu bir insan. Kaçmış olsaydı onu yapardı hocam. Tabii, az evet. Önce dediniz ya. Tabii. Eğer Vahdettin Han ülkeyi zorla terk ettirilmemiş olup kaçmış olsaydı, o kaçtığı gemiyi Osmanlı hazinesiyle doldurup, öyle boş bir hazine yoktu dediği gibi. Kaçsaydı sadece, öyle olurdu. Doğru diyorsunuz. Sadece kaşıkçı elmasıyla yeterli. Yani şunu da yapabilirdi. Ben milletime küskünüm değilim diye de ifadeleri falan kesinlikle da bulundu. Var yani evet. Bu kadar asil bir davranış gerçekten herkesin hatta yapacağı bir davranış değil. Hatta çocuklarına yeni hükümetin aleyhinde konuşmayın diye talimatlar dadısı, var. Dadısı, çocuklarının dadısı, bakıcısı çocuklarına yeni hükümet aleyhine kötü sözler öğrettiği için dadısına kızacak kadar vatansever bir insandı. Kesinlikle benim askerime bu lafları söylenmesine müsaade etmiyorum diyecek kadar da vatanseverdi. Yapılan onca şeye rağmen. Peki sevgili hocam. Burada bir şey daha var. Evet. Toparlayacak olursak hocam. 4 Temmuz 1918'de amcasının oğlu Mehmet Vahidettin tahta çıkınca Abdülmecit Efendi veliaht ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'deki bir kararla saltanatı kaldırınca veliahtlık sıfatı kalmadı. 18 Kasım 1922'de halifeliğe seçildi. Emirül Müminin yerine Halife-i Müslim'in ünvanı verildi. Daha sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ve 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması üzerine Osmanlı hanedanından olanların yurt dışına çıkarılması hakkında karar alındı. Hanedana ait ne kadar fert varsa, çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı hepsi yurt dışına çıkarıldı. Bunun üzerine Abdülmecid Efendi hanımı, kızları, doktoru ile birlikte Çatalca'dan trene bindirilerek İsviçre'ye gönderildi. 1924'te Fransa'ya geçti. Nice şehrinde kendisini ibadete verdi. Sakin bir hayat yaşadı. 23 Ağustos 1944'te Paris'te vefat etti. Şunun da aziz izleyicilerimiz tarafından bilinmesi lazım. Naaşının Türkiye'ye getirilmesi için yapılan bütün başvurulardan hiçbir netice alınamadı. Merhum Adnan Menderes zamanına kadar 1954 yılına kadar 10 yıl Paris Camii'nde bekletildi. Naaşı. Naaşı 44'te vefat etti. 54'e kadar 10 sene bekletildi. Ve Adnan Menderes rahmetli zamanında oradan alındı. Medine-i Münevre'de Cennetül Baki kabristanına gömüldü efendim. Cennetül Baki'de Osmanlı'dan da böyle bir Allah hatıra var. Razı olsun diyoruz. Biz bu ülkeye hizmeti geçen, hizmette bulunan tüm geçmişlerimizin biz Allah'ın en güzel cennetlerinde yer alsın diye temenni de bulunuyoruz. Onun için son dönemlerdeki halifeliğin serancamı yani kısaca böyle özetlenebilir şöyle, efendim. Şöyle özetleyebilir miyiz sevgili hocam? Aslında halifelerimiz gerçekten donanımlı, başarılı. Ancak içeride ve dışarıda çeşitli bir takım güçlerin yaptıkları oyunlara bağlı olarak halifenin otoritesi dünya Müslümanları karşısında ister istemez zayıflamıştır diyebiliriz. Diyebiliriz. Ama bu bizim halifelerin başarısızlığı, eğitimsizliği, art niyetliğinden falan filan değildir. Değil efendim. Peki. Sevgili hocam size yönelmek istiyorum. İttihat ve bu itilaf ve ittifak gruplarının oluşum sürecini çok kısaca bize bir özetleyebilir misiniz? Hocam şöyle özet geçmek gerekirse, itilaf ve ittifak devletlerinin kurulması şimdi 1914 yılında savaş başladı. Hop bir araya geldiler birbiriyle savaştılar değil. Evet. Olayın temelini biz 1750'li yıllara kadar götürebiliriz. Özellikle sanayi inkılabının ortaya çıkmasından sonra
Avrupa'da büyük bir sömürü düzeni başladı. Özellikle İngiltere'nin başı çektiği, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi devletlerin sömürge arayışları başladı. Bu sömürgecilik, şimdi Osmanlı Devleti'nin 600 yıl boyunca dünyadaki adalet ve hoşgörü sisteminin tam tersiydi. Çünkü sömürülecek bir toprak olması lazımdı. Bu toprağın yeraltı kaynakları sömürülüp, aynı zamanda sömürdükleri ve hızlı üretime geçtikleri bu sanayi inkılabından sonra ortaya çıkan ürünlerin satılması için de bir pazar arayışı gerekiyordu. İngilizler bu, Hindistan'ı soyup soğana çevirdiler. İşte Hollanda'la Endonezya'yı soyup soğana çevirdiler, değil mi efendim? Aynen. 1750 yılında aslında başlıyor olayın temeli. İtilaf, ittifak gruplarını buraya kadar götürebiliriz. Almanya, İngiltere'nin bu düzenine, hocam az önce söyledi, güneş batmayan imparatorluk haline geldi İngiltere kısa bir süre sonra. Yani Hindistan'dan Amerika'ya kadar olan topraklar üzerinde özellikle coğrafi keşiflerde büyük bir sömürge imparatorluğu kurdu. Oradaki insanların malını, mülkünü, yeraltı, yerüstü hepsini sömürdü. Fakat bu sömürü düzenine Avrupalı bazı devletler geç katıldı. Aslında Avrupa burada iki tane dünya savaşı çıkartmış, tam bir kepazelik örneği gösteriyor. Çünkü kendi aralarında dahi bu sömürge yarışına başlıyorlar. Almanya 1883 yılından itibaren siyasi gelişimini, ekonomik gelişimini geç tamamladığı için İtalya ile beraber bu sömürge yarışına geç başlıyor İngiltere'den. Evet. Ve Almanya geç başlamasına rağmen Almanya'nın burada en büyük hatası İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmek oldu. İngiltere'nin sömürgelerine göz dikince 1883 yılından itibaren karşı karşıya geldiler. Bir tarafta İngiltere'nin başı çektiği bir grup, bir tarafta da Almanya'nın başı çektiği bir grup ortaya çıkmaya başladı. İngiltere'nin yanında önce Fransa'yı görüyoruz. Fakat 1877-78 yani bizim 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra İngiltere bu sefer Osmanlı politikasını da değiştiriyor. Yani daha önce Osmanlı'nın 93 Harbi'ne kadar İngiltere'nin dış politikasına baktığınız zaman Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaya çalışmak yönündeydi. Niye? Rusya'ya Osmanlı Devleti topraklarını kaptırmasın. Daha sonra ilerleyen zamanlarda ben bu toprakları zaten ele geçiririm düşüncesinde ol. Yani bizi çok sevdikleri için değil. Evet. Ancak Osmanlı Devleti 93 Harbi dediğimiz 1877-78 bu harpte yenik çıkınca İngiltere politikasını değiştiriyor. Bu sefer Osmanlı topraklarını da sömürmeye başlıyor. Evet. Almanya İngiliz sömürgelerini, Osmanlı Devleti İngiltere Osmanlı Devleti'nin sömürgelerini sömürmeye başlıyor ve büyük bir hengame oluşuyor bu arada. Ve gruplaşma, itilaf ve ittifak dediğimiz gruplaşma bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu şekilde ortaya çıkıyor. 1907 yılında özellikle, bakın savaş 1914 yılında çıkıyor. 1905 ve 7 yılları arasında İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılan anlaşmalarla da daha ortada hiçbir şey yokken Osmanlı Devleti'nin toprakları gizli bir şekilde kendi aralarında paylaştırılıyor. Nereden öğreniyoruz bunları? Biliyorsunuz Rusya savaştan çekiliyor 1917'de ve yaptığı bütün gizli anlaşmaları tek ortaya sayıyor. Koyuyor. O zaman o tarihte sevgili hocam İtilaf ve İttifak Devletleri şeklinde iki grup oluşuyor. İttifak Devletleri'nde işte Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Devleti. Osmanlı biraz daha sonra İtalya sonra başta üçlü ittifak dediğimiz üçlü itilafta da İngiltere, Fransa ve Rusya şeklinde başlıyor. Aslında 1337'den 1453'e kadar 100 yıl savaşları dediğimiz savaşlarda İngiltere ile Fransa birbirlerini yiyorlar. Birbirlerini kırdı geçti. Evet. Fransa harap olmuştu değil mi efendim? Evet. Bildiğin yani dünya tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biridir hocam, iyi bilir savaşlar. Yani. Evet evet. Meşhur. Biliyorum. Yani Haçlı savaşları gibi böyle kendi büyük savaşlardan. Tabii. Evet. Peki sevgili hocam, İtilaf ve İttifak Devletleri'nin oluşum sürecini bu şekildedir desek, özetlesek yeterlidir. Başka ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani burada özellikle oluştuktan sonra savaş başladığında İtilaf ve İttifak grubuna baktığımızda saf değişiklikleri görüyoruz. İtalya, örnek veriyorum, ittifak grubundayken, Almanya'nın yanındayken daha sonra İngiltere'nin yanına geçiyor. Kendisine topraklar vaat ediliyor. Osmanlı neresi vaat ediliyor? Burası önemli. Osmanlı Devleti daha henüz savaşta değil bakın. Evet. Osmanlı Devleti savaşa girmedi ama İngiltere, İtalya'ya Osmanlı Devleti'nin Ege ve Akdeniz topraklarını
vaat ediyor. Onun için de saf değiştiriyor. Onun için de saf değiştiriyor. Peki hocam, hemen sıcağı sıcağına devam edelim. Evet. Osmanlı Devleti'nin bu şeye katılmasıyla birlikte, savaşa katılmadan önce, şimdi biz İtilaf ve İttifak Devletleri'nin oluşumu sebeplerini söyledik. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın bir genel, bir özel sebepleri olduğunu biliriz. Kesinlikle. Tarih kitaplarında hepimiz okumuşuzdur. İzleyicilerimiz de 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Çok kısa bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın işte görünen sebepleri neydi, görünmeyen sebepleri neydi? Ben şöyle özetliyorum olayı. Birinci Dünya Savaşı'nın görünen sebebi çok. Nasıl çok? İşte sanayi inkılabı, az önce bahsettik. Geçeyim oraları. İşte devletlerin kendi aralarındaki çıkar ilişkileri. Özellikle Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren bölgesi. Evet. O kömür yataklarını ele geçirmek istemesi. Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Balkan toprakları üzerindeki çıkar elde etme çalışmaları. Çünkü Rusya'nın biliyorsunuz en baştan beri bir politikası vardı. Panslavizm. Slav ırkından olanları bir bayrak altında toplamak istiyordu. Slav İmparatorluğu kurmak istiyordu. Büyük Slav İmparatorluğu. Evet. Bu da Rusya'nın zaten hala daha günümüzde de devam eden sıcak denizlere inme politikasının bir parçasıdır aslında. Temel bir politikası. Tabii. Kendi kurulduğu günden bugüne kadar Rusya'nın temel politikası sıcak denizlere, yani okyanuslara açılmaktır. Ve karşısında da bu oluşumda Osmanlı Devleti vardı. Balkanlardan inse Ege'ye Osmanlı var. Boğazlardan inse Osmanlı var. Kafkasya'dan inse gene Osmanlı var. Her türlü Osmanlı'yı karşısına alıyor Rusya. Balkan toprakları üzerinde aynı zamanda Avusturya Macaristan'ı karşısına alıyor. Bir diğer çatışmada, aslında büyük çatışmada, İngiltere ve Almanya arasındaki sömürge yarışı. Bunların hepsi aslında hani görünen sebepleri diyoruz ya. Evet. Savaşın görünen sebebi. Ama işin ekonomik boyutunu bir kenara bırakıp asıl yüzüne baktığımız zaman, yani sömürgeden, ham maddeden, pazarın dışına çıktığımız zaman, İngiltere'nin aslında az önce hocam anlattı, asıl hedefinin İslamiyet ve halife olduğunu biz 1800'lü yılların başından itibaren görüyoruz. Özellikle Abdülhamit Han döneminde, Abdülhamit'in ortaya koyduğu istihbarat çalışmalarında elde ettiği bilgiler bize gösteriyor ki İngiltere'nin tek bir hedefi var, Müslümanları başsız bırakmak, Müslümanları dağıtmak. Çünkü Müslümanlar dağılırsa eğer, bu verimli topraklar bugün olduğu gibi İngiltere'nin kontrolüne geçecekti. Bu birinci sebep. İkinci sebep, asıl sebebi savaşın Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti bazen işte konuşuyor arkadaşlar, hani savaşa girmeseydi, niye savaşa girdi? Az önce söyledim, 1905 ile 7 yıllar arasında yapılan anlaşmalarda zaten Osmanlı Devleti'nin toprakları. Yani Osmanlı Devleti'nin savaşa girmeme gibi bir şansı yoktu burada. Girmese bile bu sefer kendi aralarındaki savaş bittikten sonra Osmanlı'ya yönelip Osmanlı alınacaktı. Bir de, asıl, he, evet. Sevgili hocam, bir de bu Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan bu milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti'nin aslında parçalanmasında en önemli faktör olarak da görülüyor. Yani İngiltere ve Fransa bunu kullandı değil mi? Osmanlı himayesinde. Çok güzel. Himayesi demeyelim biz aslında. Osmanlı çatısı altında bir sürü farklı ırktan Araplar vardı, Arnavutlar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı, Balkan şeyleri vardı. Şimdi biz bunları konuşuyoruz, söylüyoruz. İşte Fransız ihtilaliyle beraber milliyetçilik akımı ortaya çıktı. Milliyetçilik akımının en çok olayı gösterdiği, yani tepkisini Osmanlı'ya karşı gösterdiği topraklar Balkan topraklarıdır. İşte Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk gibi devletler bağımsızlığını kazanıyor. Ama ben şunu, tarih kitaplarının aksine, yazanın aslında şunu iddia ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle özellikle Müslüman coğrafyalarda Osmanlı'ya karşı milliyetçi bir ayaklanma olmamıştır. Ufak tefek ayaklanmalar olmuş mudur? Olmuştur. Mesela Arap coğrafyasında Şerif Hüseyin'e, Büyük Arabistan vaadiyle Şerif Hüseyin'i Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırıyorlar. Evet. Şerif Hüseyin dediğimiz kişi de aslında Sultan Abdülhamit Han zamanında İstanbul'da kontrol altında tutulan bir Arap şeyhi. İngilizler daha sonra İttihat ve Terakki iş başına geldiğinde bunları serbest bırakıyor ve İngilizler bunun kontrolüyle çok büyük bir kısmı değil, çok büyük bir kısmı değil, bir daha altını çizerek söylüyorum. Araplar içinde çok küçük bir kısım, bunların da büyük bir çoğunluğu çöl bedevilerinden oluşan gruplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış. Ama Arapların geneline bunu söylemek bence haksızlık olur. Haksızlık, hem Araplara haksızlık, hem de bizim onları yönettiğimiz 500 sene boyunca ki o
hoşgörü politikasına haksızlık olur. Eyvallah sevgili hocam. Ben hemen Ramazan hocamıza dönmek istiyorum. Tabii Osmanlı Devleti bu toprak bütünlüğünü korumak için ne tür stratejiler izlemeye çalıştı? Çok kısa ve net neler söylemek istersiniz sevgili hocam? Efendim Sultan Abdülhamit Han'a geldiler. Malum Filistin devleti için bir yer istediler. Duyunu umumiyedeki borçları ödemeyi taahhüt ve tekefül ediyoruz. Ayrıca Ceyb-i Hümayun'unuza, zatanize de çok kuvvetli miktarda paralar vereceğiz dediler. Mealen söyleyeyim, şerefli ecdadımın kan dökerek aldıkları toprakları biz parayla satacak kadar şerefsiz olmadık dedi. Mealinde ifadesi var. 33 sene bu milletin burnunu kanatmadı. Bakın demin İttihat ve Terakkicilerin yani ülkeye hakimiyetleri altında halifelik yapmaya çalışan Sultan efendim Reşat'tan bahsettik. İttihat ve Terakki mensuplarının Arnavutluğa gönderdikleri az evvel temas ettiğim Mahmud Şevket Paşa komutasındaki büyük bir ordu pek çok kan dökmesine rağmen oradaki isyanı önleyemedi. Sultan Reşat bizzat kendisi 16 Haziran 1911'de Kosova'ya gitti. Ve 522 sene evvel dedesi Murad-ı Hudavendigar'ın zafer kazandığı yerde, burası önemli, 100 bin Arnavut ile cuma namazı kıldı. Balkan Müslümanları ve Arnavutlar asırlar öncesi Osmanlı hakimiyetine girişlerindeki adalet hissini Sultan Reşat Han'ın sergilediği baba davranışıyla tekrar ve daha ziyadesiyle yaşadılar. Arnavutluk'taki yüz binlerce Müslüman, Halife-i Müslüme ve Osmanlı Sultanı Reşat Han'ı görebilmek için bütün sıkıntılara katlanarak yollara düştüler. Dolayısıyla halifeliğin gücünü kullandılar. Toprak bütünlüğünü koruyabilmek için bu bütün Müslümanların babası rolündeydi halife efendim. Evet. Ailesinden dahi ötede ona itibar ediyorlardı. Sultan din ve millet fark gözetmeden bütün halka oralarda bol ihsanlarda bulundu. Huzuru sağladı. Ve bir kere daha söyleyelim. Mahmud Şevket Paşa'nın 22 taburla yapamadığını Sultan Mehmet Reşat bir cuma namazı kılmakla ve gövde gösterisiyle temin etti. Bu da hilafetin nasıl bir fonksiyon icra ettiğini gösteren en kuvvetli delillerden biridir. Bunu İslamiyet'in ve Müslümanların en azılı düşmanı olan İngilizler bildiği için hayatları boyunca hilafeti yok etmek için uğraştılar. Bütün mücadele oydu zaten. Çok büyük planlar, programlar yaptılar. Bakın Hristiyanların başında Papa var değil mi efendim? Evet. Yahudilerin başında haham var değil mi efendim? Müslümanların başı var mı efendim şu anda? Yok efendim. Osmanlı 1595'te 22.344.700 kilometrekare toprağa sahipti. Ve 624 senenin 322 senesinde dünyanın tek süper devletiydi. İki saat zarfında bir devleti yok edebilecek güce sahipti. Osmanlı'nın karşısına çıkacak bir güç yoktu karalarda ve denizlerde. O zaman hava fazla elde değildi. Buna rağmen Osmanlı herkese adaletle davranıyordu. Hiç kimse zulmetmiyordu. Ve bakın o hudut içerisinde bugün 64 tane devlet var. 64 devlete parçaladılar. Bakın Arapça bir söz var. Ferrik sümme bla'. Parçala sonra yut. Ferrik tesüt. Parçala hükmet. Türkmenlerin bir atasözü var. Ayır buyur. Parçalara ayır buyur. Emret. Hükmet. İngilizler mesela şu anda Çin 1 milyar 600 milyon nüfusa sahip. Hindistan 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip. Evet. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Keşmir bir ve beraber olsaydı
1 milyar 700 milyon nüfusa sahip bir Müslüman devlet olsaydı, bugün İslam aleminin ağırlığı böyle olmazdı. İngilizler Hindistan'la Pakistan'ı böldüler. Pakistan'da Müslümanlar terakküm edince, birikince Pakistan ve Bengaldeş diye böldüler. Sonra Pakistan'la Hindistan arasına Keşmir diye bir kan portakalı koydular. Her yerde parçalıyorlar. Bakın Irak'ı 4 parçaya ayırdılar. Suriye'yi birkaç parça yapmak istiyorlar. Yemen'i 2'ye böldüler. Sudan'ı 2'ye böldüler. Libya'yı 4 parçaya ayırdılar. Hocam şöyle söyleyebilir miyiz? Çok özür diliyorum. Biraz da toparlamak adına söylemek istiyorum. Sizin verdiğiniz mesajlarla şu mesaja ulaşabilir miyiz? Bugün Avrupa'da, Avrupa ile Türkiye arasında yaşanılan bu Avrupa diplomatik krizini de dikkate aldığımız zaman artık Müslümanların birleşme zamanı ve gerçekten bir başının olması gereken bir dönem olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Efendim burada ben rahmetli pedagog, sosyolog, psikolog Seyyid Ahmet Arvasi Bey'in evladı Resul'den çok dirayetli bir eğitimcidir. Onun bir sözünü hatırladım sizin bu açıklamanız üzerine. Her ne zaman Türk devleti kuvvetli olmuşsa İslam alemi rahat etmiştir. Ne zaman Türk devleti zayıflamışsa İslam alemi perişan olmuştur diyor. Evet. Bakın 8 Ekim 1912'de Balkan Harbi başladı. Siyaset yapmaktan memleket müdafasına vakit bulamayan İttihatçı komutanların elinde kalan Osmanlı orduları Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan karşısında bozguna uğradılar. 30 Mayıs 1913'e kadar devam eden savaş sonunda Osmanlı Devleti Yeni Pazar, Libya, Girit, Rodos, 12 Ada, Arnavutluk, Epir ve Trakya'yı kaybetti. Son facialarla Afrika kıtası ile ilişkimiz kesildi. Avrupa'da çok küçük bir toprağımız kaldı. Afrika'da 1 milyon 200 bin kilometre kare. Rumeli'de 250 bin kilometre karelik yerimiz elden gitti. İttihat ve Terakki'nin gafil, cahil, fırkacı, bölücü idaresi neticesinde Osmanlı Devleti padişahın haberi bile olmadan 11 Kasım 1914 tarihinde bu defa da dünyanın süper güçlerine karşı Almanya safında 1. Dünya Harbi'ne katıldı. 4 sene süren savaş sonunda koca Osmanlı İmparatorluğu yağma olundu. Evet. 1 milyon kilometre kareden fazla toprak kaybedildi. Asker zayiatının yekûnü ise 550 bini şehit, diğerleri yaralı, kayıp, esir olmak üzere 1 milyonun üzerindeydi. Kesinlikle. Şimdi bu faciaları bilip iyi düşünmek lazım. Bir ve beraber olmak lazım. İslam alemi denen alemin de bu arada Türkiye'ye sahip çıkması, onun liderliği altında dünyada yeniden güç kuvvet kazanması çok lazım. Çok özür dilerim hocam. Çok az önce güzel bir noktaya değindi hocam. Dedik işte Hristiyanların başında Papa var, Yahudilerin başında Haham başı var, Müslümanların başında hiç kimse yok. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani imamesi olmayan bir tesbih dağılır. Evet. Bugün olduğu gibi paramparça olur. Biz de o şekildeyiz. Aynen katılıyorum. Sevgili hocam az önce sormak istiyordum. Aslında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmasaydı ne olabilirdi diye soracaktım. Fakat siz az önce zaten anlatımlarınızdan dediniz ki Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması bir bakıma zaruretti. Peki. Burada zaruret olarak yani katılmasaydı Osmanlı Devleti dediğimiz zaman öyle bir ihtimal yoktu. 1. Dünya Savaşı olmazdı. Adı A Savaşı olurdu. Savaştan sonra gelir yine göz koydukları toprakları ele geçirmek için çalışma yaparlardı. Aynen bir şey öyle. Olmazdı sadece. İngiltere ve Rusya arasındaki büyük dostluk bugün daha kuvvetli bir şekilde devam ederdi. Çünkü Osmanlı Devleti Çanakkale'de İngiliz'e, Fransız'a geçit vermeyince iç karışıklık içine giren Rusya 1917 yılında büyük bir devrim geçiriyor. Çarlık Rusya yıkılıp yerine Bolşevizm. Komünist Rusya'ya peki geliyor. Çanakkale Savaşı'nı kaybetseydik tablo evet. Nasıl değişirdi? Birincisi bu dediğim gibi yani Çanakkale Savaşı'nı eğer biz kaybetmiş olsaydık bir kere Rusya
bugün hala çarlık sistemiyle yönetilen devam bir devlet olarak kalabilirdi. Evet. Bunun dışında bir kere... Biz daha... özellikle Osmanlı Devleti için neler söyleyebiliriz? Yani Osmanlı Devleti bugüne göre daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Daha kötü olması şu yönde olurdu. Çanakkale Savaşları'na baktığımız zaman İngiliz komutan, daha sonra İngiltere'nin başbakanlığını da yapmış olacak Churchill, Çanakkale'ye gelirken diyor ki daha deniz savaşları başlamadan önce ikindi çayını padişahın tahtında içmeye gidiyorum diyor. Evet. Şubat ayında. Evet. Şubat ayının 23'ünde söylüyor. Fakat 18 Mart'ta geri dönüp gitmek zorunda kalıyor ülkesine. Eğer Çanakkale onun dediği gibi ikindi çayını padişahın tahtında içmiş olsaydı savaş o gün bitecekti. Bir kere Almanya 3 ateş arasında kalacaktı. Rusya bütün gücünü oraya, İtalya bütün gücünü oraya, İngiltere bütün gücünü oraya gönderip savaşı hemen bitireceklerdi. Payitaht işgal edilmiş olacaktı eğer Çanakkale geçilseydi. Eğer Çanakkale geçilseydi bugün kurtuluş mücadelesi diye anlattığımız mücadelenin esamesi dahi okunmayacaktı. Çünkü kurtuluş mücadelesinin asıl temeli Çanakkale'de yatmaktadır. Çok Çanakkale'ye doğru. Baktığınız zaman oradaki iman gücü, Mehmetçiğin yüreğindeki o vatan aşkı, imandan gelen o vatan aşkı orada gösterdi ki Osmanlı Devleti ne kadar onların gözünde hasta adam dahi olsa kanının son damlasına kadar vatanının bir karış dahi topkağını vermemek üzere savaşır. Çanakkale Savaşı bugün Türk milletinin aslında temelidir. Kutlulamare birinci katıdır. Kurtuluş Savaşı'yla da milli mücadeleyle de aslında bu halk bu topraklara nasıl sahip çıktığını göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlardaki en önemli hususu, değinilmesi, anlatılması gereken en önemli husus cephede kazandığı zaferleri az önce yönetimden kaynaklanan özellikle İttihat Terakki Cemiyeti'nin basiretsiz ve yeteneksiz, görürsünüz zaten incelediğiniz zaman, yönetimiyle beraber masa başında kaybetmiştir. Ve bu yeni kurulan hükümette de ilk zamanlarda oldu. Bunu kim ne derse desin. Osmanlı mücahitleri kanının son damlasına kadar, dedim ya, Çanakkale'den Kutlulamare'ye, Kutlulamare'den Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Filistin'e kadar uzanan o coğrafyada kanlarının son damlasına kadar savaşmışlar ve misak-ı milli denen bir sınır çizilmiştir. Osmanlı Devleti'nin son meclisinde de kabul edilmiştir. Batı Trakya'nın, Batum'un, Musul'un, Kerkük'ün, Hatay'ın, 12 adanın, Kıbrıs adasının içinde olduğu bu misak-ı milli sınırlarının tamamı 1924 yılında bizim elimizden çıkıyor. Lozan Antlaşması'yla. Tabii. Peki sevgili hocam, ben yine Ramazan Aybalı hocamıza dönmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada sevgili yönetmenimiz kısa bir reklam arası diyor. Sevgili izleyiciler, şimdi reklam arası. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale Savaşı'nı, daha doğrusu Çanakkale Zaferi'ni konuşuyoruz. Sevgili hocam, bu Çanakkale Zaferi'ni biz tabii ki kazandık elhamdülillah ama hangi duygu ve inançla bu başarıya imza attığımızı sorsam ne söylemek istersiniz? Efendim, Çanakkale Zaferi Savaşı dünya tarihinin en kanlı ve Türkiye tarihinin de en büyük zaferlerinden biridir. Yarın 18 Mart 2017 Cumartesi günü 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin inşallah 102. yıl dönümünü kutlayacağız. İdrak edeceğiz. Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915'te müttefik İtilaf devletlerine karşı kazanılmıştır. İngiltere ve Fransa'nın Akdeniz donanmaları Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a erişmek istediler. Demin kardeşimizin de ifade ettiği gibi, evet, Churchill İstanbul'da Halife-i Müslimi'nin sarayında çay içmeyi hesaplıyordu. Denizden ikindi vaktini söyle. Evet, evet. Denizden geçemeyen düşman kuvvetleri 25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartarak ünlü Çanakkale Savaşı başladı. Düşman kuvvetleri 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gittiler. Çanakkale Zaferi İngilizlere 205 bin, Fransızlara 47 bin askere mal oldu. Tabii bu arada biz de 250 bin şehit verdik.
Benim bir dedem, annemin babası, iki tane amcam Çanakkale'de şehit olmuşlardır. Bir amcam gazi olmuştur. Dağ gibi iki oğlunun şehit, bir oğlunun gazi olduğunu öğrenen ninem, üzüntüden kendisini yerden yere ata ata bir hafta zarfında vefat etmiştir. Allah Allah. Bir de bunun arka planı var efendim. Sadece o cephede şehit olan 250 bin kişiden ibaret değil. Değil. Nice hanımlar dul kaldı. Nice çocuklar yetim kaldı. Nice anneler, babalar, gözleri, yaşlı bağırları başlı kaldı. Evet. Şimdi gelelim savaşı kazanan ordunun nasıl bir duygu ve inanca sahip olduğu konusuna. Bu harbe giren Osmanlı askerleri, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim düsturla hareket etmişlerdir. Bu çok mühim bir duygu efendim. Evet. Bütün Müslüman askerlerde bu duygu vardır. Niye? Çünkü şehitlik mertebesinin fazileti hakkında pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz devrinden beri şehit ve gazi tabirleri kullanıla gelmiştir. Şehit olarak ölmeyi istemek, imanın kamil olmasının alametidir. Onun için her Müslüman şehit olarak ölmek için dua eder. Hatta Resulullah Efendimiz şehitliğin faziletlerini anlatınca, Eshab-ı Kiram Haziratı şehit olmak istemişler, namazlarından sonra şehit olarak ölmek için devamlı dua etmişlerdi. Herkes yaşamak için dua ediyor. Evet. Bunlar şehit olmak için dua ediyorlar. Bilindiği gibi Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını, namusunu müdafaa ederken harbide ölen, haksız yere öldürülen Müslümana şehit denir. Şehidin çoğulu şüheda. Dinine, vatanına ve namusuna tecavüz eden düşmanı def için muharebeye katılan ve gazadan salimen dönen Müslümana ise gazi denir. Gazinin çoğulu da uza. Resuller ve nebiler ve sıddıklardan sonra üçüncü mertebede şehitler var. Bu mertebe o derece yüksek bir mertebe. İşte Çanakkale Savaşı'nı kazanan ordu, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim düsturuyla hareket eden bir ordu idi diye özetleyebiliriz. Yoksa bu bizim işte o dönemlerdeki toplarımız, tüfeklerimiz, yani evet askeri bir takım teçhizat mutlaka gereklidir ama işin özünde bu ruh olmadığı müddetçe onun bir fayda sağlamayacağını biliyoruz. Kalpteki iman, yürek. Askeri teçhizat teme konusunda ben şurada parantez açmak istiyorum. Buyurun. Almanların o dönem yazdığı raporda ilk önce Almanya Osmanlı Devleti'nin yanında savaşı almak istemiyor. Askeri olarak yetersiz olduğunu düşündüğü için. Ama daha sonra siyasi çıkarlardan dolayı alıyor. Burada çok ufak vaktimiz de sınırlı ama evet. Üç noktada Çanakkale cephesini özetlemek istiyorum. Hocam kısaca değindi ama oradaki iman ruhuna aslında arkasında yatan iki tane önemli nokta vardı. Birincisi Siyonistlerin İngiltere'ye verdiği maddi destek ve asker gücünü biz Çanakkale'de görüyoruz. Hem maddi destek veriyorlar çünkü Sultan Abdülhamit Han'dan para verip toprağı alamamışlardı. Ama İngilizlere para verip o toprakları elde etmek için çalıştılar. Aynı zamanda da Çanakkale'de de Siyon katırcı birlikleri diye gelip bizim dedelerimize karşı Yahudiler, Siyonistler de savaşmışlardır. İkinci bir nokta Çanakkale ruhunu anlatabilecek yani bizim açımızdan biz zaten vatan millet aşkıyla nasıl yanıp tutuştuğumuzu 15 Temmuz'da gösterdik. Mustafa Kemal diyor ki Çanakkale'yi anlatırken, birinci siperden çıkanlar çıkıp ölüyor, ikinci siperden çıkanlar öleceklerini bile bile dahi gidiyor. Göz göre diye. Göre gidiyor. Ölüme gidiyor, şehadete gidiyor, bu şekilde açıklıyor. Biz bunu Çanakkale'de gösterdiğimiz gibi 15 Temmuz akşamı o tankın altına yatan kardeşimiz öleceğini bile bile yattı o tankın. Geri dönmeyeceğini bile bile yattı. Bir evet. Kardeşim var şehit olan, evinde abdest alıyor, abdest alıp Allah'a ısmarladık diyor, ben şehit olmaya gidiyorum diyor ve çıkıyor. Biz bu ruhu 15 Temmuz'da yaşadık, gördük. Ama bir ruh daha var, o da az önce hocam bahsetti ya, hilafet, halifelik ruhu, Müslümanlığın birlik ruhu. Biz burada görüyoruz Çanakkale'de. Nasıl görüyoruz? İngilizler Hintli Müslümanları kandırıyor Sencer Bey. Nasıl kandırıyor? Diyor ki bak halife
Almanya'nın kontrolü altında. Almanlar halifeyi baskı altına aldı. Biz gidelim beraber, biz halifenin dostuyuz. Halifeyi gidelim, kurtaralım. Gidelim halifeyi kurtaralım diyorlar. Ve öyle bir oyun oynuyorlar ki, sadece Çanakkale'de değil, Kutturamare'de de oynuyorlar, Kafkasya'da da oynuyorlar, Filistin'de de oynuyorlar bu oyunu. Günümüzdeki politik hayatta da benzer oyunların uygulandığını görüyoruz. Oraya geleceğiz diye değinmiyorum ama bir gemi yapıyorlar Hintli Müslümanlar için. Gemilerin bugün fotoğrafları, şunları bunları saklanıyor. İngiliz arşivlerinde mevcut bunlar. Kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle ve içine mescitler yaparak oradaki Hintli Müslümanları buraya getiriyorlar, Çanakkale'ye. Ve Çanakkale'de görüyorlar ki karşılarındakiler Müslüman, namaz kılıyorlar. İngilizlerin oyununa geldik. Birçoğu kendi tetik parmaklarına ateş ediyorlar. Birçoğu denize atlıyorlar ve ayakta kalanları da aileleriyle, geride kalan aileleriyle tehdit ederek geri hizmette kullanıyorlar. Nereden öğreniyoruz bunları? Çanakkale'de savaşan komutanlarımızın günlüklerine baktığınız zaman bunlar yazılıyor. Oradaki esirler anlatıyor. Biz halifeyi kurtarmaya geldik buraya diyorlar. Eyvallah. O yüzden buradaki Müslümanlık ve İslam ruhu asıl hedef hala bu, o zaman da buydu. Yani Haçlı Hilal kavgası tabii, diyebiliriz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok güzel özetledi geçen mitinginde. Dedi ki bu savaş Haçlı Hilal'in savaşıdır. Bunun evet. En kısa özeti bu zaten. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli açıklamalarınız için. Tabii biz de bu ruhu yansıtabilmek için yine bir şiir seslendirmeyi düşünüyoruz sevgili izleyicilerimizin. Sencer Bey şairdir. Şiir kitapları var, evet. Biliyorsunuz değil mi efendim? Evet, takip ediyoruz. Sevgili yönetmenim eğer hazırlamışsa. Geçen çarşamba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evet. Haller Müdürlüğü'ndeki şehitleri anma merasiminde de güzel şiirler okumuştunuz. Allah razı olsun sevgili hocam. Maşallah. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel çok çok teşekkür ediyoruz. Oraya. Sağ olun, var olun. Tabii bu arada Müslümanların Çanakkale'de nasıl bir destek sağladığı konusunda neler söylemek isterseniz. İsterseniz hemen sizden alalım sevgili hocam. Ben şöyle anlatayım. Müslümanların en büyük desteği bir az önce bahsettiğim Hintli Müslümanların gösterdiği o büyük kahramansı, kendi canlarını hiçe sayarak ortada koydukları destektir. İkinci büyük destek bana göre Pakistan'dan gelmiştir. Hepimizin malumu üzerine bir kardeşimiz var, Muhammed İkbal. Bizim dedemiz, Allah razı olsun, cennet mekan. Pakistan meydanına çıkıyor. Pakistan'ın meydanında, Lahor'da. Orada insanlara hitap ediyor ve diyor ki, Osmanlı halifesi işgal altındadır. Biz buradan oraya belki gidemeyiz ama Osmanlı'ya mutlak suretle yardım göndermemiz lazım diyor. Çanakkale Savaşı sırasında ve şehrin orta yerine büyük bir sergi açıyorlar. Pakistan'ın Lahor meydanına. Bu şehrin meydanına açılan sergide herkes elinden geldiğince, dişinden tırnağından bu bileziklerine dahi kadar çıkarıp veren kadınlar var. Fakat bir tanesinin yaşadığı o olay beni çok derinden etkiliyor. Niye derinden etkiliyor? Aslında Pakistan'daki o Müslüman annelerimizin yüreği de Anadolu'daki Müslüman annelerimizin yüreğinden farklı değildi. Çarpmadı yani. Tabii aynı şekilde çarpıyordu. Muhammed İkbal kardeşimizin bu çığırışını, bu feryatlarını duyan bir annemiz, verecek hiçbir şey yok hocam. Kucağında bir çocuğu var. O dönemde de zengin aileler ufak çocukları satın alıyor para karşılığında. Götürüyor zengin bir aileye, kucağındaki bebeğini satmak istiyor. Alacak kişi, buraya gönderecek. Alacak kişi ne kadar ısrar etse de parayı ne yapacağını söylemiyor. Çocuğunu satıyor ve aldığı paranın bir kuruşuna dahi dokunmadan getiriyor Lahor'da meydana açılan serginin üzerine bırakıyor. Adam takip ettiriyor bunu, alan kişi ne yapıyor parayı bakın diye ve ondan sonra çocuğunu geri veriyor. Bir diğeri de özellikle anlatılmıyor. Toparlayalım son 1-2 dakika. Son cümle. Evet. Biliyorsunuz Avustralya'da bizim iki tane kardeşimiz şehit. İlk Birinci Dünya Savaşı'nın ilk şehitleridir. Orada çalışan iki tane Müslüman orada Avustralyalıların Çanakkale'ye geldiğini duyunca onların trenlerini ateş ediyorlar ve orada 40 tane Yeni Zelandalıyı buraya gelmeden dahi öldürüyorlar ve ikisi de orada şehit oluyor. Bugün orada Türk Tepesi olarak anılıyor. Bunu da unutmayalım. Yani Müslümanlar halifenin cihat çağrısını duyduğu anda
cihat çağrısına uymuşlardır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli açıklamalarda bulundunuz. Son cümlesi için ben siz önemli bir vurgu yaptınız. Halifenin son çağrısı dediniz. Sanki burada bir şey ihtiyaç hissediliyor gibi. Sevgili hocam son bir dakikamız. Sevgili yönetmenim. Osmanlı Devleti itilaf devletleriyle 4 ayrı cephede ve bölgede çarpışmak zorunda kaldı. Rus, Irak, Sina ve Çanakkale cephelerinde harpler oldu. Dünyadaki bütün Müslümanların kalpleri bu hilafet merkezindeki Müslümanlarla birlikte çarptı. Kurtuluş Savaşı'nda gönderilen paralar İş Bankası'nın sermayesinin önemli bir kısmını teşkil etmiştir. Bunlar artık belgelerle sabit olmuştur. İş Bankası'nın kuruluşu oradan gelen paralar. Yemeden. Yani kardeşimizin anlattığı misaller çok çarpıcı misaller. Burada şunu söylemek isterim ben. Müslümanlar demin tesbihin imamesi koparıldı diye bir benzetme yaptı ya tarihçi kardeşimiz. Efendim Müslümanların bugün bir başının olması lazım. Hocam bu İslam Konferansı Teşkilatı'nın çok fazla bir etkisi yok gibi gözüküyor. Evet. Yani bunu yeni bir işlev kazandıracak yeni bir yapılanmanın olması gerekir. Onunla ilgili sizin söyleyebileceğiniz son bir iki cümle. Fonksiyonel hale getirmek lazım. Daha işlevsel hale getirmek lazım. İRSİKA var, başka teşkilatlar var ama bunların hiçbirisinin esamisi okunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık dünya beşten büyüktür sözünü her tarafta gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler'de o beşli çete arasında İslam ülkelerini temsil eden bir tek devlet var mı efendim? Yok, hayır. Yok. Onların iki dudağın arasından çıkan kararlar geçerli. Bakın son 10-15 senedir maalesef Haçlı ruhu yeniden canlandı. 11 Eylül hadiselerinden sonra Amerika Cumhurbaşkanı Haçlı seferleri başladı dedi. İtalya'nın bir bakanı Roberto Calderoli Haçlı seferlerini tekrar başlatıyoruz dedi. Hatta o zamanın başbakanı Berlusconi'ye Müslümanların faaliyetine fırsat verme, Hristiyanlığa sahip çık dedi. Ve yine efendim bu İtalyan bakan bir takım Haçlı seferlerini yapan papaları papaya örnek gösterdi. Onlar gibi çalış dedi. Biz Müslümanların bir ve beraber olması Eyvallah lazım. Eyvallah hocam. Kendimizden başka bize dost yok efendim. El kufru milletun vahide buyuruyor hadis-i şerifte. Küfür bir tek millettir. Bakın birbirlerini 100 yıl boyunca boğazlayan insanlar Osmanlı düşmanlığında birleşiyorlar. Şimdi bakın biz İsrail'le, Rusya'yla biraz aramızı düzelttik diye bütün Avrupalılar ayağa kalktılar. Evet. Rusya ile eğer anlaşma imzalarsa Türkiye güçlenir, enerji merkezi olur, petrol merkezi olur, doğalgaz merkezi olur, nükleer zengini olur diye hepsi ayağa kalktılar. Avusturya, Almanya, İsviçre. Hollanda, İsviçre, Belçika'da yapılanlar bunun kuyruk acısıdır efendim. Haçlı zihniyet. Eyvallah. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Sevgili izleyiciler bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yine çok önemli konu ve konuklarla huzurlarınızda olmak için hoşça kalın diyorum. Hayırlı cumalar efendim.